dedemin babamın emaneti bana. Her sokağında, her mahallesinde ayrı bir hatıram var lan. Ben hatıramı satamam, evimi satamam ben. Bütün haklarınızı helal ediniz. Erdal Tosun son yolculuğuna uğurlandı. Mart ayından önce pek düşünmüyorum. Film zaten oluyor, devamlı da çekiyoruz. Şehren film gelmiş, kimse bize haber vermiyor. Kork bacım, kork. Sadece Gora 2 dedi ki, bütün filmlerde ben olmalıymışım gibi geliyor. Her oyuncuya öyle gelir zaten. Ulan bu filmde ben nasıl olmam diye. Bu yürücü senin için de senelerdir senin için tıp tıp atan bir saka yürücüyü besledi. 2 yıldır böbrek nakli bekleyen ve haftanın 3 günü diyalize giren Erdal Tosun, 30 Kasım sabahı Sarıyer'deki evinden çıkmıştı ve tedavi için hastaneye gidiyordu. Sabah 6 sularında Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı kavşağında Nihat Şakin'in yönetimindeki araç karşı yönden gelirken su birikintisine girdi, refüje çarptı ve Erdal Tosun'un aracının üzerine düştü. Tutuklanan Nihat Şakin'in savcıya verdiği ifade ortaya çıktı. Kaza öncesindeki hızını hatırlamadığını söyleyen Şakin'in, "Su birikintisine girdim. Savrulunca refüje çarptım. Gerisini hatırlamıyorum." dediği öğrenildi. Sevenlerini yasa boğan ölümün ardından Erdal Tosun'un ailesinde böbrek yetmezliği hastalığı olduğu için kızının ileride anne olabilmesi ve sağlığının olumsuz etkilenmemesi için kızı Zeynep Kiraz'ın böbreğini almayı kabul etmediği de öğrenildi. Eyvah Necdet'in kuş yüreği buna nasıl dayansın? Söyle bakalım delikanlı bir şey. Kullandığı aracın içinde sıkışarak can veren 53 yaşındaki Erdal Tosun'un naaşı uzun yıllar sanatı icra ettiği Beşiktaş Kültür Merkezi'ne getirildi. Törende önce eski eşi İknur Tosun konuştu. Yedirip içirmeyi ve paylaşmayı da çok seven, çok iyi bir arkadaş. Bir Demet Tiyatro'da yıllarca kamera karşısına geçtiği Yılmaz Erdoğan konuşmakta zorlandı. Ama onlar hiçbir yere gitmiyorlar. Buradalar, bizimleler. Bu ülke var oldukça onlar da var olacaklar. Uğurlar olsun. Çözemezsek uzatırız ne demek? Bilmiyorum, takma kafana gibi bir şey dedi ama. Levent Kırca Tiyatrosu'nda gişede bilet satarak sanat hayatına başlayan, aşırı kiloları nedeniyle bir dönem konservatuara da kabul edilmediği belirtilen kardeşi Gürdal Tosun da 16 yıl önce buradan son yolculuğuna uğurlanmıştı. Zabıta herifin esnafa para verdiği nerede görülmüş? Verdi mi Tom Balak? Vallahi Mükemmel abi ben esnafım. Ne desem yalan olur. Yani parayı verdi dersen yalan olur mu? Olur tabii. Erdal Tosun ne yazık ki babasıyla aynı kaderi paylaştı. 12 yaşındayken Yeşilçam'ın efsane oyuncusu babası Necdet Tosun'u trafik kazasında kaybetmişti. Burada çok acılı vedalar yaptık. Erdal'la birlikte de bu sahnede çok çok acıyla çok insanı buradan uğurladık. Demet Akbağ konuşmasının ardından gözyaşlarına boğuldu. Erdal Tosun'un rol arkadaşı Cem Yılmaz da törende ağladı. Yani Şeref Yüzyıl gelmiş kimse bize haber vermiyor. Kork bacım kork. Ya bu bıyık işi çok yaradı bana. Erdal Tosun için Levent Camii'nde tören düzenlendi. Törene çok sayıda meslektaşı katıldı. Biraz böyle rahat etmişti derken böyle bir şey olması tabii hepimizi şok etti. Ama ilahi takdir yapacak bir şey yok. Baba da biliyorsunuz Necdet abimiz de çok erken yaşta üstelik de benzer bir kazayla vefat etmişti yıllar evvel. Gürdal'ımızı öyle kaybettik 16 yıl önce. Şimdi de Erdal'ın bu acı haberi hepimizi tahmin ettiğiniz gibi çok etti. Bizim için çok 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 acı bir kayıp. Çok eski arkadaşım benim. Böyle bir ölümü hak etmedi yani. Gerçi takdiri ilahi tabii ama. İnsan yine de konduramıyor işte yani böyle bir ölümü. Dünyevi, ukrevi, maddi, manevi bütün haklarınızı helal ediniz. Güzel şeyler yaşadık beraber. Güzel insanlar gidince üzülüyorsunuz yani. Hayat enteresan bir şey işte. Cem Yılmaz çok üzgündü, çok gergindi. Ünlü komedyen törende fotoğrafını çekmek isteyen bir kişiye tepki gösterdi. Levent Camii'nde törenin ardından Erdal Tosun defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Erdal Tosun babası ve kardeşinin bulunduğu aile kabristanına defnedildi.
53 yaşında hayatını kaybeden Erdal Tosun, ölmeden bir ay önce gerçekleşen son röportajında Starlife ekibine şöyle konuşmuştu. Bir senaryoya bakarken geçti gitti, her şeyi karıştırmaya başladım bu sefer. Bu alet çok acayip ya. Çocuklara falan kızıyoruz ama maalesef biz de bir anda esir olabiliyoruz. Bir haberi kovalarken ötekine geçiyorsun. Bir kelimenin manasına bakarken bilmem neye bakıyorsun falan. Bence aktör uzun saç ve sakalla dolaşmalı. Yönetmen onu bir şekle sokmalı.